Gebelikte genetik taramalar. Aslında gebelikte genetik taramalardan bahsetmeden önce tarama nedir? Tanı testinden farkı nedir? En çok karıştırılan şeylerden bir tanesi bu. Neden bu şekilde bir giriş yapıyorum? Şimdi bizim toplumumuzda çok fazla var. Duymuşsunuzdur. İşte kayınvalidemin amcasının kızına test yaptılar. Bebeğinde özür var dediler. Bebek sağlıklı doğdu. Ya da tam tersi. Bebeği sağlıklı dediler ama bebeğinde problem oldu. Tabii ki olabilir. Çünkü bizim size gebelikte yaptığımız şeyler tarama testi. Tarama testi demek aslında sağlık problemi olmayan toplumlarda problem çıkarmaya aday, yani kimler risk altında, bunu bulalım ve tedavi edelim ya da önlemimizi alalım diye yaptığımız testlerdir. Bu sebeple bunlar tanı koydurmaz. Sadece risk altındaki insanları belirlememizi ve ek tanıya gitmek için bir takım tetkiklerin önünü açmamızı sağlar. Bu gözle baktığımız zaman gebelikte yaptığımız genetik taramaların aslında yaşamla bağdaşan hastalıklara yaptığımız taramalar olduğunu da bilmek gerekiyor. Biz öldürecek genetik hastalıkları değil aslında, doğabilecek ama doğduğunda problemli doğabilecek bebekleri tanı koymayı istiyoruz. Nedir? En sık bilineni Down sendromu. Trizomi 21 dediğimiz durum. Bunun 13-18 dediğimiz farklı hastalık tipleri de mevcut. Biz gebelikte sayısal anomalileri, yaşamla bağdaşan anomalileri tarıyoruz. Bunları bilmek bize ne kazandırır? Şimdi burada ailenin görüşü aslında önemli. Çünkü sosyal, dini, kültürel, farklı bakış açılarına göre yaptığımız bu taramalardan sonra tanıya gittiğimizde ailelerin yaklaşımı farklı olabilmektedir. Biz bu durumda zaten hastalara karşı duruşumuz nettir. Biz asla bir hastaya size kesin bunu yapmalıyız gibi demeyiz. Böyle böyle taramalar var. Genetik hastalıkları tarıyoruz, oradan tanıya gidiyoruz ve tanı koyuyoruz şeklinde bilgi veririz. Hastaya anlattıktan sonra da sorduğumuz iki soru vardır. Ben bütün hastalarıma anlattıktan sonra, ki birazdan anlatacağım, ilk sorum: bu bilgiler ışığında genetik tarama istiyor musunuz? Eğer cevap evet ise ikinci soru: hangisini yapalım? Biz bu bağlamda bu soruların cevabını alabilmek için öncelikle hastaya neler yaptığımızı sunmalıyız. Peki baktığımızda elimizde neler var? İkili test dediğimiz test, gebeliğin 12-14 haftaları civarında yaptığımız, genellikle toplumda ense kalınlığı testi gibi bilinen test. Bir kağıt düşünün. Bu kağıda önce annenin bilgilerini yazıyoruz. Yaşı, kilosu, sigara içip içmediği, şeker hastalığı olup olmadığı gibi. Ardından ultrasonda bebeğin ense kalınlığı dahil bir takım ölçümlerini alıp bu kağıda ekliyoruz. Sonra annede kan alıyoruz ve bir takım proteinlere bakıyoruz. Bu üç bilgiyi karıştırıp istatistikli bir sonuç veriyor laboratuvar bize. Diyor ki, bu hasta risksiz bölgede bu sonuçlara göre. Siz bu hastaya şimdilik bir şey yapmayın, bilgiyi verin, yola devam edin. Gebelik takibinde farklı bulgularla karşılaşırsanız ek tetkiklere ihtiyaç duyabilirsiniz. Ya da diyor ki, bu hasta bu sonuçlara göre riskli bölgede, sen bu hastaya tanı testi yap. Ne demek bu? Karnından sıvı al, amniyosentez, ya da koryon vilüs biyopsisi yap gibi. Ama tanıya gidecek bir test yap, çünkü bu hastada olma ihtimali var diyor. Kesin var demiyor. Altını çizerek belirtmek istiyorum. Yani bize kime ileri test yapalımı belirten bir test, ikili test. Üçlü dörtlü teste baktığımızda aşağı yukarı ikili test gibi çalışıyor bu da. Yine kağıda annenin bebeğin bilgileri yazılaraktan, yine kan alınarak yapılan bir test ama duyarlılığı bir tık daha düşük. Bu testler bizim gebelikte ultrason ve annenin genel bilgilerini birleştirip yaptığımız istatistiki testler. Diğer bir teste gelirsek, günümüzde oldukça popüler olan fetal DNA. İçinde DNA geçmesinden de anlaşılacağı gibi aslında burada biz fetal, yani bebeğin DNA'sına bakıyoruz. Normalde bizim DNA'mız hücrenin çekirdeğinin içindedir. DNA'ya ulaşma şansımız yoktur testler ile. Ancak fetal DNA, yani gebelik o kadar özel bir süreç ki, plezantasyon dediğimiz bebeğin eşinin oluşum aşamasında bebeğin dökülen DNA'ları anne kanına dökülüyor. Gebelik haftası ilerledikçe belli boyutlara geliyor. Biz genellikle 10 haftadan sonra biriken DNA'ların yeterli olduğunu düşündüğümüz için bu DNA'ları anneden bir tüp kan alarak toparlıyoruz. Alınan bu kanda fetal DNA'lardan yola çıkarak bebeğin genetik haritalaması yapılıyor. Kabaca. Şimdi burada cinsiyet de söylenebildiği için herkes bunu cinsiyet testi gibi biliyor ama tabii ki genlerine baktığımız için cinsiyet de görünüyor ama bizim amacımız o değil.
Yine az önce bahsettiğim gibi Down ve benzeri sendromlar var mı tarıyoruz. Oldukça duyarlılığı yüksek bir test. Tek handikapı maddi problem. Bu test yeni teknolojiler ile yapıldığı için bir tık pahalı bir test diğer testlere göre. Bu sebeple ailelerin maddi durumlarına göre oturup düşünmesi gereken bir test. Ama biz tıbbi otorlar olarak ikili, üçlü, dörtlü testlerden ise fetal DNA'nın yapılmasını tabii ki daha uygun bulmakla birlikte hastaya daha detaylı anlatmaktayız. Şimdi baktığımız zaman üçlü ya da dörtlü test genellikle %65 civarında. İkili test %80-85 civarında, fetal DNA ise %99,5 civarında doğru sonuç vermekte. Yani duyarlılığı oldukça yüksek bir test, diğerlerinde yanılma payı bir tık daha fazla. Ama bu testlerin tarama testi olduğunu bilip yaptırmakta fayda var mı? Kişilerin kendilerine göre karar vermesi gerekiyor. Dediğim gibi biz size anlatmakla yükümlüyüz. Duruşumuz bu konuda nettir. Aldığınız karara göre 3 farklı sonuca gidebiliyoruz. Birincisi, bu testi yaptırdınız. Sonuçta problem olduğu netleşti. Kimi aileler vazgeçmek isteyebiliyorlar. İkincisi, kimi aileler hiç yaptırmak istemeyebiliyor. Hocam ben zaten her türlü doğuracağım bu bebeği, hiçbir teste ihtiyaç yok diyebiliyor. Ya da üçüncüsü ve ara form dediğimiz, aslında bizim daha çok yakın olduğumuz form. Bir yaptıralım, sonuca göre bakarız. Neden? Çünkü biz sadece Down sendromu ya da benzeri sendrom bebekte var mıyı merak etmiyoruz. Var ise takip planını değiştirmek istiyoruz. Çünkü Down ya da benzeri sendromu olan bebeklerde kalp hastalığı daha sık görülüyor. Bunlara mesela fetal eko ekleyebiliyoruz takipte. Ya da doğum esnasında planlı doğum yaptırmayı, yeni doğana haber vermeyi, yoğun bakıma hazırlamayı, yine kardiyoloji yani çocuk kardiyolojisi kalp doktoruna konsültasyon yapmayı, bir takım detaylara inmeyi istiyoruz ki bebek doğduğu zaman yaşatmak için uğraşalım. Bu sebeple bilmek ve bilgi her zaman bizi güçlü kırar. Ama yine söylediğim gibi tarama testlerinde karar her zaman ailenindir.